Konuşacağız. Ee, bir saat boyunca son kuşakta sadece bunu değerlendireceğiz. Ee, önce Kazakistan'a dönelim. Ee, Bahadır, Kazakistan'da bir anda ortalık karıştı. Sonra bir anda durdu. Ya yani şu anda bir eylemsellik var mı Kazakistan'da? Gerçi saat başında gülsün bağlanacak soracağız ama... Daha, daha iyi bilir ama büyük oranda zaten kontrol edildi. Hatta bugün bir açıklama vardı yanılmıyorsam. Ee, çekilecek diye Rus... Ermeni ve Azeri güçler işte. Tacikler de vardı. Evet. Bunlar geri çekilecek diye bir açıklama yapıldı. Sence çekilirler mi? Zaten askeri güçü çekmeseniz bir şey olmuyor. Yani Rusya'nın orada egemenliği, hakimiyeti güçlü. Hala. E, bağımsız ki. ülkeydi hani ne oldu? E, hani Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbirinde öyle bir sorun. Zaten bu bu şey bir sorun. Hani bölgenin sorunu işte Ukrayna'da yaşıyoruz. Kırım meselesi var. Gürcistan daha önce yaşadı. İşte Estonya, Litvanya hala yani hani Avrupa ile Rusya arasında şey. Rusya'nın bu konuda zaten hakimiyetini tartışmaya pek gerek yok. oralarda hakim olamayacağını Nettir diyorsun yani. Nettir. Bunlar ilk görüntüler, ilk günlerden görüntüler. Sonra tabii elimizde <laughs> o görüntüler de olmalı mutlaka. Rus ordusunun, Tacik Ermeni ordusunun girişleri var. Almatı'dan çok trajik görüntüler yani var. 8 burada... binden fazla kişinin evet. gözaltına alındığı söyleniyor. Burada tabii oligarşik bir nepotizm olduğu için aslında yani siyaset sınıfı Sadece kendisine çalışmış yani onu görüyoruz. Şimdi birazdan Ozan anlatacak zaten dehşet rakamlar var yani. Ee, böyle başlamış sonra ne oldu o bölümlerini bilmiyoruz ama karanlık isimler de var orada tabii. Bir de şeyi söylemek lazım özür dilerim. Ee, ilk defa olmuyor. 2011'de de çok güçlü bir işçiler aynı bölgede. İşçi grevi var abi. Kazakistan'da isyan mı? İsyan etti. Ee, e, Nur Sultan Nazarbayev ateş açtırdı. Çok sayıda işçi öldü. Yani o, o bölge çünkü biraz özel de bir bölge yani sadece oradaki petrol gaz yani en zengin madenlerin yataklarını olduğu yer ama en fakir kesim yaşıyor hatta neredeyse oradakiler öyle bir hale gelmiş ki Kazak oldukları halde sanki farklı bir Kazak kolu gibi bir e, farklı bir etnik gruba dönüşmüş o yüzden de kendi aralarındaki dayanışma güçlü hepsi işçi e, ve yabancı işte düşmanlığı da zaman zaman baş gösteren bir yer. Bir Rus pogromu vardır orada meşhur çünkü zamanında sen zaman yerleştirilen. Yüzde hala Rus zaten. Rus daha Rus. yüksekmiş, düşmüş. Tabii iç şey yapılarını çok daha iyi bilenler daha iyi anlat. Hani biz biraz gördüğümüz, bildiğimizi söylemeye çalışıyoruz ama. Durum bu. Durum bu. Şimdi bu durumun içinde bir aktör var <laughs> ki. Çıktı. Evet, yani gerçekten dehşet bir insan. Onun gözaltına altına e, alınma fotoğrafları olması lazım. Armandiki, e, Hakan elimizde olmalı. Aynı zamanda bu e, Kazakistan'daki gösteriler içinde göstericileri bağırıp çağırdı. Evet. Bu gözaltına alınma fotoğrafları. Bir de göstericileri yön verdi. Yapmayın, etmeyin, durdurmaya çalıştı. Çok evet. ikili şeyi var. Bir görüntüsü var. E, orada söylediği şey şu megafon alıp hani vodka şey bizi kimliğimizden ayırmaya çalışıyorlar. Şey yapmayın. E, isyan etmeyin diye bir şey var. Ama bir taraftan da Aynı zamanda bazı şeyleri yönlendirdiği görülen şeyler de var. Yani şeyden çok enteresan tabi. Armandikin yakalanması Rus basını bile geç uyandı. Geç yayınladı aslında. Onlar da yani ilk başta bilmiyordu ama birden bir fark ettiler Rus basını ve bu fotoğrafları onlar yayınladı zaten. Hatta Kimdir? sonra Kazan Armandikin. Yani evet Bir, bir dosya lazım. olarak baştan sona yani anlatır mısın? Kamuoyunda Vahşi hı hı. Arman olarak bilinen, asıl adı Arman Diki olan, şu anda gözaltında bulunan videoyu gönderiyorum şimdi Gruba Ece'cim. Ee, gözaltına alınmadan önceki eylemlerdeki videosunu gönderiyorum ee, WhatsApp grubundan. Ve Bahadır Özgür bize Arman Diki'nin kim olduğunu anlatıyor. Yani şöyle bir şey, aslında ben bir yıldır falan izlemeye çalıştığım isim. Çünkü tesadüfen Türkiye'deki belli dosyaları izlerken karşıma çıkmıştı. İşte mesela Paramount Otel'i izlerken. Oradan bunda e çıktı. Sedat Peker falan. Bunları izlerken bu dosyalardan çıkmıştı. Bakmaya çalışıyordum. Yani Türkiye'deki ilişkilerin bu kadar olduğunu da bilmiyordum. Ee, Fotoğrafları şeyde. burada da Ve takip edebilirsin. Ve nasılsa aslında pek çok olayda olduğu halde burada gözden kaçmış. Yani bizim açımızdan da bir şey ilk defa görmüşüz gibi Arman Diki. Şu işi baştan sona anlatsın. Baştan anlatayım Aslında evet. Arman e, Cuma ya ismi Diki Vahşi demek. Zaten lakap alıyor. Vahşi lakabı da... Acımasız bir mafya olduğu için değil. Bir boksör, bir boks şampiyonu. Hatta o bölgede çok ünlü bir şampiyon. Ee, oradan gelen bir ünü var. Ee, halk tarafından biliniyor, tanınıyor. Bu boksa meraklı amatör boks turnuvaları Ring düzenliyor. Ring lakabı yani. Ring vahşi. lakabı vahşi. Buradan geliyor. O aslan bir işaret falan var. O da oradan gelen bir şey ama biraz şeye benziyor. Armandaki mesela kime benzetebiliriz? Biraz bizim Sedat Peker'in daha ee, ...birkaç kademe altı diyelim. Nasıldır Sedat Peker? Hep aslında hem kamuoyunun gözü önündedir... ...hem bir yandan da suç dünyasının içindedir. Yani öyle bir şey ki anlayamazsınız. Siyasetçilerde de resmi vardır. Mitingler düzenledi. Bir iş adamı gibi gezer. E, e, açıklamalar kahve yapar. Ya, çay dağıtmış, kahve Çay Kahve dağıtır, dağıtmış. yardım dağıtır. Suriye'ye yardım gönderir. Ama bir yandan da şunu biliriz ki... ...bir organize suç örgütü yöneticisi. Bundan ceza almış, yatmış. Kendisi de kabul etti bir gazeteci Kıbrıs'ta bir gazetecinin suikastı için kardeşi gönderecek kadar bu işin içinde. Ama bir yandan da nedir? Anlattığı her şey şu. Ya ben devlet biliyor der. İktidar biliyor. Sedat Peker. Ee, konuşuyor. Sedat Peker yani Arman ki nasıl biri olduğunu anlamak için. Türkiye'de Sedat, Sedat Peker, e. Peker neyse Kazakistan'daki için. ki de tandır. Sevilir bir şeyi var. E, çevresi var Sedat Peker gibi. Bir boksör. Cuma sporcu. Geldiyev. Cuma e, Geldiyev Peki. Diki onun lakabı. Ama aynı zamanda bunun bir de karanlık, işte o vahşi arman dediğimiz bir de karanlık yüzü var. Organize suçla, istihbaratla bağlantılı. Ya bu tür şeylere bakarken şunu gözden kaçırdığımız zaman hata oluyor. Bence Türkiye'deki de bu. Ya hiçbir zaman organize suç bir devletten büyük olmaz. Hatta siyasetten bile büyük olmaz. Sermayeden de büyük olmaz. Demek ki bunlarla bir etkileşim, bunların bir koruması olmadan, bunlarla ilişkileri olmadan hiçbir suç örgütü bu kadar büyümez. Bu o gösterilerdeki evet. hali, o meydandaki ee, Arman hali. Arman Diki de bir yandan toplumda böyle bir imajı olan biri ama bir yandan da suç dünyasıyla, ilişki. kara parayla, işkenceyle, cinayetlerle anlam birisi. Aynı anda. Hani o yüzden Sedat Peker'e çok benzettim. Sedat Peker çıktı diye üniversite basıp biz solcu dövüyorduk dedi mesela. Arman Diki'nin de ilk isminin duyulduğu ola 2005'te Kazakistan'da Nur Sultan ve muhalif olanların toplantı yaptığı bir otel. Çimkent'te bir otel ve burayı basıyor adamlarıyla açıkça. Yani ve, Nazarbayev yanlısı birisi. Tabii yani milliyetçi Turancı olarak gören zaten bu Turancı çizgide olan işte bizde MHP'lilerin çok işaret yaparlar ülkede kurt işareti yaparlar ya bunu çok kullanan. O yüzden de Türkiye'deki ilişkileri de bu açıdan güçlü bir isim. Yani o da bir Turancılık ideolojisine sahip olduğunu söylüyor. Ve zaten siyasi kimliği de biraz buradan öne çıkıyor. Türkiye ile ilişkileri nasıl? Ya şöyle bir şey. İki ta bu nasıl ki orada iki hem bir karanlık hem bir aydınlık tarafı var. Tarafı var. Türkiye'deki ilişkiler de böyle. Türkiye'de gelmiş mesela AKP'nin düzenlediği boks turnuvalarına katılmış. Orada anons edilmiş. Kazakistan'ın ünlü iş adamı diye bir iş adamı değil. Ama bazı etkinliklerde nasıl yer almış? Kazakistan gençlik lideri diye. Şimdi böyle bir kurum yok ama bir nevi bunun kart vizitinde gençlik lideri yazıyor. Sedat Peker Peker'le tanışıyor. Kaftan hediye etmiş galiba. O zaten Gençlik var. Birliği, e, evet fotoğraflar da var. Gençlik Birliği Başkanı e, Arman Diki kardeşim hediye ediyor. Yani Gençlik Birliği Başkanı olarak Armağan Sadece diyor. Sadece Sedat Peker değil anladığım kadarıyla bir de Alaaddin Çakıcı'yla da yani has mı Sedat Peker'in. Bu fotoğraf nerede çekilmiş mesela Bahadır? Bir, bir önceki fotoğraf. Bir önceki fotoğraf. Bu fotoğraf fotoğraflar, o, bunlar Kazakistan'da nerede? çekilmiş. Sedat Peker oralara... Sedat Peker'in tam AKP zamanı hani bu öne çıktığı bir siyasi figür olarak, mitingler yaptığı, Suriye'ye yardımlar yaptığı, kanınızda duş alacağız dediği lafları söylediği zamanlarda açıktan hani kamuoyunun önünde bulunduğu bir zaman gittiği bir ziyarette. O ikili karede beyaz gömlekli birine sarılıyor. O kim? Şu kim? O işte zaten şu... Soldaki Sedat Peker'le kamuoyunda görünen yüzü. Evet. Sağdakisi ise karanlık yüzü Lotuguli. Şimdi bu zaten neredeyse aileden gibi oldu değil mi? O kadar çok sizin programda. Lotuguli evet. Timur o şey, kadar çok. Timur o kadar çok yani, yani aileden gibi demeyelim de yani, yani şey ama yani, kadar, bizim, bizim bizim sanki burada hani büyük bu bir bir şey Bu Azeri mafyası mı Lotuguli? Ee, Azeri kökenli ama Gürcistan mafyası. Yani Rusya'daki mafyanın önemli bir üyesi. Lotuguli. Biz ne zaman duymuştuk ilk? Süleyman Soylu TRT ekranda söyledi bunu. Evet, dedi ki, evet. ya dedi dünyanın dedi en azılı 12 mafyasından birini, en azılı 12 mafyasından birini bize gönderiyorlar. Biz tutukluyoruz. Arka kapıdan bırakıyorlar. Dediği kişi Lutugli idi. Peki sonra defa. hani bir anıt mezar yapıldı bir mafyaya? O kimdi? Lutugli. Ha doğru hatırlıyorum değil evet. mi? Türkiye'de yapıldı değil Türkiye'de mi bu anıt mezar Lutugli? küçük Yani şimdi şöyle bir saca ayağından mı konuşuyoruz? Bir ayağı Azerbaycan'a, Gürcistan'a basan, bir ayağı Kazakistan'a basan, bir ayağı Türkiye'ye basan bir... Bunu e, belki şöyle anlamak daha kolay. Şimdi Türkiye'de bir rejim değişikliğinden bahsediyoruz değil mi? Otoriter bir rejim. Bir yana uyuşturucu ticaretine uzanıyor ama bir yana işte Merkez Bankası'nın 128 milyar doların kaybolmasına uzanıyor. Şimdi her şey kayıt dışı. Ee, Süleyman Soylu ile ilgili iddialar artık mecliste dile getiriliyor. O Sezgin Baran Korkmaz olayı çıkıyor. Yalı Kavak Marina olayı çıkıyor. Şimdi bütün bu tablo bize şunu gösteriyor. Bu birbirine benzeyen rejimlerin ilişkileri sadece diplomatik değil. Aynı zamanda bir takım kor diplomatik. ilişkiler, bir takım uyuşturucu <laughs> hatlarındaki ortaklıklar, kara para ortaklıkları, açık sermaye yatırımları var ama nedir mesela? Kamu bankasına kredi alıyor, gidiyor Kazakistan'a yatırım yapıyor. O krediyi ödemiyor. Bir de böyle açık şeyler var. İşte Murat'ın çok ilgilendiği ihaleler var. Şimdi bütün bunlar bize bir Dünya bir evren çiziyor aslında. Bunlar birbiriyle ayrı değil. Hepsi bir yüzünü temsil Yani ediyor. bu fotoğraflar bu tesadüf değil. değil. Hepsi bütün bir ilişkiler içinde. Bir bütün bu, bu işin içinde bazı işleri yürütebilmek için çetelere organize suç örgütlerine ihtiyaç duyuyorsunuz. İki yönlü ihtiyaç duyuyorsunuz. Birincisi işte bu kara para suç gelirlerinin aynı zamanda yasallaşması ve servet haline gelmesi için bir aparat olarak kullanıyorsunuz. Ama aynı zamanda bütün bu isimler biz Alaaddin Çakıcı'da da gördüğünüz gibi. Iş e, işte. Bu fotoğrafta Alaaddin Çakıcı var. Olay Peker'den Çakıcı'ya nasıl anlatacağım Şimdi evet. Sedat Peker'de olduğu gibi. Bunların aynı zamanda istihbarat örgütleri de ilişkileri var. Mesela Arman Diki'nin gözaltına alınmasının nedeni çetecilikten değil. Nerede gözaltına alındı? Ee, Kazakistan'da. Kazakistan'da. Nedeni Son çetecilik değil. Neden alındı? Nedeni Kazakistan istihbaratı içindeki bir de bu işin içinde olduğuna dair iddialar üzerine ve bu klini parçası olarak alındı. Yani kitleyi yönlendirdiği gerekçesiyle. Kitle dediğimiz Kazakistan'da evet. ayaklanan kitleden bahsediyoruz. Ayaklanan ve sonra yağmaları başlayan, e, o belediye binasını yakan o kitleyi yönlendirdiği için ve bunu Kazakistan devleti içindeki bir klin, bir darbeci klin diyeyim, hani daha kolay anlaşılsın diye e, emriyle yaptığına dair iddia üzerine gözaltına aldı. Yani istihbaratla bağlantısı var diye, istihbarat içindeki bir klikle bağlantısı var diye alındı Armand'daki. Şimdi bizde şöyle bir şey. Ya ben dehşetle dinliyorum. Tabii. Luti Guli, Armandiki, Sedat Peker. Buradan da çıkacak mı bu albümden? Var zaten. Nasıl yani? Şimdi Türkiye'de üç tane aslında şey var. Çakıcı bizim, da var. Bizim Uçak... bütün konuştuğumuz bu işte. Bir önceki fotoğraftaki tabii, duvardaki onu şeyi gördün mü? göstereceğim. Ne var duvarda? Ee, Abdülhamit var. Atatürk. Şey Atatürk yan yana. Neresi burası? Burası Alaaddin Çakıcı'nın. Şu ofisi yaşadığı yer ev diyeyim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya özel uçakla geldiler. Şimdi bu resimdeki şey Armandi ki var. Alatın çakıcı var. Öldürülen Lutobelin'in yerine geçen kardeşi var. Ortada oturan e, Namık Nicolae evet. o da suç örgütü lideri olarak anılıyor ve ülkesinde de bu konuda şeyler çıkıyor zaten. Yani soruşturmalar var, yargılamalar var. Şimdi burada şöyle. Bizde bir şey olmuş. 2010'lardan sonra bir şey değişmiş. 2010'lardan sonra bunlar elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelmişler. Azeri mafyası gelmiş, Özbek bir oligarkı cihazı. gelmiş, ama Latin Amerika'dan uyuşturucu hattı da gelmiş. Öbür taraftan Sezgin Baran, Korkmaz gelmiş. Bir taraftan Yalıkavak vak marinaya Azerbaycan'ın birden zenginleşen bir ismi gelmiş. ismi gelmiş. O bir takım ortaklar. Şimdi bütün bunlar 2010'lardan sonra oluyor. Yani biz diyoruz ya Türkiye'de rejim ne zaman değişti, nasıl hızlandı değişti? O değiştikten sonra yani o kapıyı pencereyi açmışsınız. Para nereden gelirse gelsin demişsiniz. Ve işte varlık barışını 8. defa uzatmışsınız. Şimdi de Malta'da offshore'lar kurulmuş. Latin Amerika'dan işte tonlarca kokain geliyor. İşte Orta Asya'dan da bize olan ithalat oligark ve oranın Avrasya suç örgütü denilen aslında bu Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya çapında faaliyet gösteren suç örgütünün önemli üyeleri de hep Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye geldikten sonra zaten cinayetler başlıyor. Sorun burada zaten. Şimdi Türkiye'de 3 tane önemli Rus mafyası dosyası var. Birisi 2014'te Edirne'de ki iki Rus mafyası arasındaki çatışma, bir polis öldü. Süleyman Soylu özellikle onu söyler. Bunların yüzünden bir polis öldü diye. Şimdi o çatışmanın taraflarından birisi Lutugul diye. Timur anlatmıştı onu. Timur anlatmıştı onu. Bir dosya bu. İkinci dosya 2016'da Beşiktaş'taki bir başka Rus olu, e, mafya üyesinin öldürülmesi. Caniyevi diye. Onu da Timur anlatmıştı. Evet. Üçüncü dosya ise Lotogül'ün öldürülmesi. Şimdi bütün bu üç dosyanın aktörlerinin tamamı aynı. Bu evet. fotoğrafta evet. gördüklerimiz. Bu fotoğrafta gördüklerimiz. Siyasi bağlantıları aynı. E, defalarca gözaltına alınıp bırakılmışlar. Türkiye'ye çok rahat girebiliyorlar. Türkiye'de Süleyman Soylu gibi yakalanıyor. Öbür kapıdan deport ediliyor. Sonra adam tekrar girebiliyor. En son Antalya'da öldürülene kadar giriyor. Yakalandığı zaman yanında özel harekatçı polisler çıkabiliyor. Yani bu buradaki, Sonra da buradaki tablo zaten susurluğun internasyonal hali. Yani susurluk daha bize Hı. biraz daha özgüydü. Elbette dış bağlantıları vardı ama şu an susurluğun uluslararası boyuttaki çaptaki bir e, tablosuna bakıyoruz. Arman Diki'nin Türkiye'deki siyasetçilerden herhangi biriyle herhangi bir fotoğrafı var mı? Var. Kiminle var? Mevlüt Çavuşoğlu ile var. O fotoğraf nerede Hakan'cığım? Hatta bunu ben Armandiki yakalanmadan bir gece önce paylaşmıştım. Ya böyle bir şey var Kazakistan'da böyle bir bağlantımız vardı. Şimdi bu fotoğrafın hemen şunu açıklayalım. Bu fotoğrafı çekilmesinin nedeni Armandiki kendini Kazakistan gençlik lideri olarak Türkiye'de bilindiği için, tanıdığı için ve bu sıfatla Türkiye'ye girdiği için e, muhtemelen Taksim'deki bu lüks bir otel burası, sahibi Kazaktır, Kazak bir e, i̇ş grubun insanı. iş insanının, e, o otel Ziraat Bankası kredisi alındı, parası ödenmedi, ödenmediği halde defalarca yapılandırıldı ve üstelik yeni ödemedi. Almatı'da yani Kazakistan'da 3 tane köhne otelini Ziraat Bankası'na verdi. Bunun karşılığında. Ziraat Bankası satamıyor bunu. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor o zaman. Demek ki bu işler siyaset, sermaye, e, yargı koruması olmadan yürümüyor. Armanddaki de belli ki Türkiye'ye geldiği zaman bu siyasi ilişkilerini kullanmış. E, rahat hareket etmiş. Bu lüks otellerde bakanlarla tanıştırılmış. Başka da var Bunu kendi paylaştı üstelik yani şey olarak. Bir de bu var. Bu da mı aynı? Aynı kişi. Aynı, aynı, otel. aynı, otel. Aynı otelin Ve Ziraat Bankası. Ziraat Bankası'nın kredisiyle alındı bu otel. 140 Hayır, Ziraat milyon Ziraat dolar. Mı çıkıyor ben anlamadım. Ki. 140 milyon doların bir doları dahi ödenmediğini olaya bakıyor iddia ediyor. Ya yani, şeyden sonra ne yapacaksınız ki şimdi? <laughs> Üstelik şöyle düşünün. banka ödemezse buradaki bu vahim tablo Sonra... Bu fotoğrafı veren kişi aynı yıl buna yakın başka bir lüks otelde bir kişi işkence yapıyor 10 saat. Bunun sonra çıkıyor, video çekiyor. Armandiki evet, yapıyor? yayınlıyor. Öyle mi? İşkence gören Özbek vatandaşı da anlatıyor olayı. Yani biraz ilerisindeki bir otelde oluyor bu olay. Polis basıyor burayı. Çünkü bir çatışma çıkıyor. Notuguli araya giriyor. Sandıklanan emniyette ve polis çekiliyor. Ya ve o, o işte... iş devam ediyor. 10 saat boyunca devam ediyor. İstanbul'un göbeğindeki en lüks otelde oluyor bu. Sonra o otelden çıkıyor. Bu otelde bakanla fotoğraf çektiriyorsun. Allah Allah. Şimdi işinden yani insanlar bunu dinlediği zaman içinden çıkamaz bir ürkütücü tablo çıkıyor ama dediğim gibi bu işte bu rejim dediğimiz şey bir yani bu hale gelirse hani devlet Bahadır ne kurumlara... kadar rahat anlatıyorsun ya? Ya ben neyi düşünüyorum biliyor musun Bahadır anlatırken Şöyle, Timur anlatırken sen nasıl e, kamu ihalelerini anlatıyorsan artık ben de bunu bir süre anlatayım. sonra şeye bakmazsın ya ya bu da bakay adi artık küçükmüş evet, evet. bu dersin geçersin hani bir yazarsın ama. Çünkü o kadar büyük bir tablo görürsün ki yani soyulan, akan, o hazineden çıkan milyarlarca doları gördükten sonra artık küçük küçük bazı olaylar şey gelir bunun içinde. Detay gelir. Şimdi bu bütün bu Sezgin Baran Korkmaz Paramount Otel e, Marina olayı işte şimdi kazaklar çıktı. Bütün bunlar Birbirine aslında vardı. binlerce kişinin karıştığı olaylar değil. Bir ağ bu. Yani birbirini tanıyan, birbirini kollayan, birbirinin işini gören kimisi illegal işini görüyor ama bir diğer taraftan yasal yatırımları da var. Türkiye'de yatırım, mülk alıyorlar. sahibi şey. oluyorlar. Yani Zaten sorun sen, o aşamadan sonra başlıyor. Yani sen anlatırken, legalleştikten sonra başlıyor. Ben şöyle bir hisse kapılıyorum. Burası bizim ülkemiz mi? Yani hani biz nasıl nerede yaşıyoruz? Yok ya, bura bizim ülkemiz. Biz sadece vatandaş olarak vergi verip onları beslemekle yükümlüyüz biz. Yok ya, yürüyen böyle ayaklı bir şey... vergi dairesi. Yani şöyle şey. yani düşünün. olamaz bu Bir bakan böyle bir şey olabilir diyebilir bir bakan der ki ya bu ünlü bir boksör. Ee, ve Kazakistan devletinin lanse ettiği Gençlik Birliği'nin başkanı tabii ki resim çektirimdir ama Armand'daki o kadar biliniyor ki, Şimdi bilinmese şey yaparsınız yani. Yavrizal varhafta biliniyor. Amerikan Hazine Amerikan Hazine Bakanlığı'nın 2010'dan beri bütün belgelerinde yer almış. Bir Avrasya suç ağının parçası olarak tanımlanıyor. Kara para, uyuşturucu ticaretine bulaştığı söyleniyor. Rusya istihbarat belgelerinde aynı örgütün bir üyesi olarak tanımlanıyor. Kazakistan'ın kendi içinde Kazaklar zaten şey Kazak muhalifler zaten söylüyor. Tıpkı biz burada Çakıcı'yız, Sedat Bekir tarşımız gibi onlar da Arman Diki'yi tarşıyor. Ya bu adam devlet başkanlarının yanına nasıl yaklaşıyor? Siyasetçileri nasıl? Bu Türkiye'de bakın ya çok açık bir şey bu. Bu lüks otelde bir muhtemelen düğün bir töreni. Düğün herhalde. Ee, evet. Salifov yani Lotuguli, kardeşi Armandik yani. Hepsi üç tane bir arada fotoğraflar şeteci, Şey göndermiş. E, çelenk. Çelenk göndermiş. Çelenk de değil. O duvar gibi bir şey göndermiş. Neyse baksana. işte yani. Dehşet bir şey. Ee, sanıyorum bütün otoriter rejimler benzer. Nazarbayev ailesine şimdi başlamak ister.